Merhaba arkadaşlar. E, bu videoda aslında uzun zamandır geliştirmek istediğim bir program vardı. E, bu pandemi nedeni sebebiyle, pandemi dönemi nedeniyle e, karantinadayım. E, bunu geliştirebilmek için bir fırsat bulmuş oldum. E, Arduino Uno cihaza bir tane RC522 modülü bağlı. Bu biliyorsunuz RFID kart okuyucudur. E, 13.56 MHz'e sahip. Şu bizim klasik, e, MyFair klasik 1K kartlarını okur. Bağlantı düzeni SPI pinleri üzerinden kurulu. Yani SS pini 10'da, reset pini 9'da gerisi SPI pinleri. Tabi bir de güç 3.3 voltla ground pinleri mevcut. Toplam 7 tane bağlantı kablosuna sahip. Gömülü programı ise arkadaşlar program içerisinden yükleyebiliyorsunuz. Şöyle portunu seçip şu butona bastığımız zaman bakın ışıklar yanıp sönmeye başladı. Upload ediyor gömülü programı. X kodunu. Yani sizin ayrı bir program yükleme ile uğraşmanıza gerek yok. Bağlantıyı sağlayıp buradan butona tıkladığınız zaman gömülü program içeri aktarılacak. Şimdi klasik bağlantıya geçelim. Connect dedim. Arkadaşlar burada Read Write Operation sekmesindeyiz. Burada birçok bölüm var. Bunların hepsinden bahsedeceğim. İlk olarak kart ID'si okuma bölümünden bahsedelim. Ben kartımı alayım. Biraz laglı geliyor. Tuttum arkadaşlar. Bakın kartım decimal formatta ID'yi bastı. Hex'i isterseniz hex olarak da görüntüleyebilirsiniz. 4 byte'ın karşılığı burada. E burada kart UID'si okuma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi burada key settings bölüm var. Keyler MyFair klasik kartların önemli bir özelliği. 16 tane sektör vardır MyFair klasik kartlarda ve bu sektörlere erişim için key girmeniz gerekir. Eğer key değiştirmediyseniz varsayılan key genellikle f'ten oluşan keydir arkadaşlar. Bunların tip A ve tip B şeklinde varyasyonları mevcut ve yine keyleri kontrol edebileceğimiz şöyle bir Menümüz var. Bunlar e, fabrika ayarlarından gelen keyler. E, siz buradan kendi keyinizi ekleyebilirsiniz. Burada add key kısmına e, toplamda 12 e, tane sayı yazmanız gerekiyor. 12 tane hex decimal sayı yazmanız gerekiyor. Farklı bir şey girdiğinizde bunu girmenizi engelleyecektir. X'e decimal'lar 0 ile 9 arasındaki rakamlar ve A ile F arasındaki karakterlerden oluşuyor. Buradan kendi key'inizi ekleyebilirsiniz. Buraları daha sonra ayrıntılı anlatırım. Şimdi varsayılan factor 2'yi seçtik. Bir tane okuma eylemi gerçekleştirelim. Burada read card diyor ve choose sector yani sektör numarasını seçin şeklinde varsayılan olarak 2'ymiş read diyelim. İnşallah şey değildir burası. Evet burası boş tamamen o yüzden. E boş geldi şimdi bir şeyler yazalım e, Algoritma Uzmanı diyelim mesela e, Buradan encoding'i seçmemiz gerekiyor arkadaşlar Türkçe karakter kullandığım için Encoding e, Klasik Türkçe encoding'i Seçiyorum write dedim Bakın arkadaşlar write successful dedi Read diyorum şimdi Okuma Başarıyla gerçekleşiyor. Daha net görelim. Pardon. E, sıfırladıktan sonraki başka yere gitti. O yüzden okumadı. Şimdi tekrar tutuyorum. Bakın okuma işlemi gerçekleşti. E, bu şekilde okuma ve yazma işlemleri gerçekleştiriyor. Bir de tüm bloklar üzerinde işlem gerçekleşiyor. Buraya bastığımız zaman e, doğru encoding'i seçtiğinizden emin olun uyarısı çıkıyor. Okey dedim. Bakın burada 16 tane blok ayrıntılı şekilde duruyor. Read all diyorum ve artık Okuyucunun üzerine koyuyorum arkadaşlar ee, Burada Yazmış olduğum tüm her şey var. Yani kartların tümünü görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer başka bir key'e sahip Yani FFF key'ine sahip değilse sektör Şu şekilde kırmızı geliyor ee, Toplu yazma işlemi de gerçekleştiriyoruz. Benim burada saçma sapan yazdığım şeyleri silelim mesela ee, Türkçe karakterleri denemek için yazmıştım. Şunları siliyorum e sileyim. Şunları da siliyorum. Hatta şöyle silelim toplu bir yazma işlemi gerçekleştirelim. Yani boş da bir yazma işlemi sonuçta. Şöyle bakalım. Bir tek algoritma uzmanı kalsın. Geri kalan hepsini siliyorum. Right all diyorum arkadaşlar. Ee, şuraları da silmem lazımdı. Neyse şey yazacaktı. Right all dedim. Tutuyorum arkadaşlar şimdi. Tekrar okudu bakın. Hepsini silmiş oldu. İstersen şurala read all diyelim temizlesin hepsini. Tekrar görün. Ee, hepsini gördüğünüz üzere temizledi. Şuradan kendi adımı yazayım. Şuraya geçin Muhammed Eminoğlu. Her yere yazmayacağım. Şöyle bir yazalım ve right all diyorum. Bakın arkadaşlar şimdi kartımı kart değiştirdim mi acaba ya? Böyle şeyler yapabiliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tekrar yazdığını varsayıyorum. Read all dedim. Tuttum kartımı. Evet yazma işlemini gerçekleştirmiş. Toplu okuma ve toplu yazma işlemleri bu şekilde gerçekleşiyor. Gerçekleştiriliyor. Şimdi kapattım. Okuma kısmı bu şekilde. Ee, şimdi çok önemli bir unsur var. Aslında çok değişik işlemler de yapabiliyoruz. İşte increment, decrement yapabiliyoruz. Ee, key değiştirebiliyoruz direkt içerisinden. Çok gelişmiş bir yapıya sahip olduğunu söylemiştim programın direkt akses bitleri kendi içerisinde hesaplayıp değiştirme işlemleri yapıyor Ve En önemli özelliklerinden biri de UID değiştirilebilir kartların ID'lerini Değiştirebiliyoruz arkadaşlar Bu videoyu şimdilik burada tamamlayacağım birazcık seri halinde yapmak istiyorum Programın ayrıntılarına boğmayın program genel olarak böyle diğer özellikleri de sonraki videolarda görürüz arkadaşlar kolay gelsin.